Türkiye'de çok ilginç bir mesele üzerinde çok tartışılan sözler eden bir ismi ve aslında sözleri niye ettiğini ve neye tekabül ettiğini belli kavramları masaya yatıracağız. Sevan Nişanyan konuğum, Türkiye'de yaşayan bir Ermeni ve söylediği şeylerde az buz tartışılmadı, sert sözlerdi. Bugün biz bir entelektüel eksen kurarak neden bu sözleri etti, ne anlama geliyor öğrenmeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi Türkiye aslında çok sevimli tanıdı ilk başta. Çünkü Oteller kitabı diye herkesin evine giren bir şey yaptınız. El kitabı yaptınız. O dönem elden ele dolaşan önemli bir kitaptı. Öte taraftan etimoloji üzerine çok ilginç çalışmalarınız oldu. Hatta Türkçe'ye de önemli katkılar, hangi köklerden sözcükler geliyor yaptınız. Bu coğrafyanın %100 bütün değerlerin üzerine de yaşamaya çalıştığınızı biliyoruz. Coğrafi olarak da eski hatıra. Fakat öyle anlarda toplum önünde tartışıldınız ki feministlerle kavga ettiniz ya da ettirildiniz. Onu konuşacağız. En son özellikle tüm dünyada fikir özgürlüğünün hudutları tartışılırken İslamiyet üzerine ettiğiniz sözler, İslamiyet'e ve peygamberine ettiğiniz sözler kıyameti kopardı. Şununla başlayalım. Bu sözleri ilginç olmak için mi söylediniz, yoksa İslamiyet'ten nefret ettiğiniz ve nefret suçu işlediğiniz için mi söylediniz? Her ikisi de değil, her ikisi de doğru değil. Birincisi, İslamiyet'ten nefret ettiğime dair en ufak bir öyle bir kuşku taşımıyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Katiyen yok. İkincisi, bu ve buna benzer sözleri kendimi bildim bileli yaklaşık 40 yıldır, 40 yılı aşkın bir süredir çeşitli ortamlarda, çeşitli entelektüel tartışma ortamlarında veya eş dost ortamlarında sık sık söylemişimdir. Yazılarımda kullanmışımdır, makalelerimde buna benzer sözler söylemişimdir. Yani farklı bir şey söylemedim ben. Peki Amerika'da evet. Bir film yapıldı. Evet. Sizin de yazınızdan görüyoruz ki filmin sinemasal hiçbir değeri yok. Tabii. Belli ki bir tür operasyonel bir tartışma yarattı. İçinde yapılmış. Katiyen. Hiç öyle bir şey değil. Olabilir. Yani oradaki film apaçık bir şekilde aşağı yukarı $3,000 bütçeyle yapılmış. Komik bir şey, bir film. Yani gülünç evet. Üzerinde durmaya değmez. Büyük bir hakaret içeriyor ama. Bir önemli ölçüde gerçekleri de içeriyor. Saçma bir dille yapılmış. İlkel bir film. Ama ne bileyim, siz daha iyi bilirsiniz. İsa'nın hayatı hakkında ben bunun 1000 katı daha hakaret amiz filmler bilirim. The Life of Brian diye bir film vardır ki bir sinema şaheseridir. Bir sinema klasiğidir. En azından 5 sefer izlemişimdir. Bu filmden çok daha ağır ve çok daha sert bir alay içeren filmlerdir. Bu filmde doğrusunu isterseniz ben herhangi bir şekilde rahatsız edilecek bir şey görmedim. Bir takım zevzek gençlerin yapmış olduğu saçma sapan bir film. Tam da bu süreçte dünyada evet. Kimi toplumlar kimi kaygılardan dolayı ve batıda da giderek artan İslamofobinin de olduğu bir süreçte evet. Siz kendinize hakaret edildiğini düşünen insanların yanında durmak yerine yahu zaten bunların çoğunlukla doğrudur demeyi tercih ettiniz. Burada aslında zayıf olanı korumanız gerekmiyor mu? İslamiyet'e bir saldırı olarak aldığı insanlar. Evet. Türkiye'de İslamiyet'in zayıf konumda olduğunu düşünmek için hakikaten insanın bir çarpık bir görüşe sahip dünyada olması lazım. Ben. Dünyada değil, Türkiye'de konuşuyoruz. Ben Türkçe olarak ve dinleyicilerinin tamamı Türk olan bir forumda bu sözleri harcadım. Ve bunu filmin çıkışı üzerine değil, film nedeniyle hükümetin bir takım sözcülerinin çıkıp yok efendim nefret suçları yasası çıkaracağız, yok internette bunları yasaklayacağız gibi bir takım beyanları üzerine bu sözleri etme ihtiyacını hissettim. Özgürlüğe yönelik feci bir saldırının, alçakça bir saldırının bahanesi edildiğini düşünüyorum. Şöyle söyleyemez mi? Evet. Şöyle söyleyemez miyim söz evet. Gelimi? İçeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Bütün özgürlüklerin önü açılmalı deyip daha de, siz doğrudan Türkiye'deki insanların hassasiyetlerini de galyana getiren bir şey. Bunu boş bilerek ve yuvarlak laflarla konuşmayı hiçbir zaman sevmiyorum. Bir şeyi söyleyince karşındakinin duyabileceği bir şekilde söylemek lazım. Yoksa yani Türkiye'de ibadullah mevcut olan anlamsız, sıkıcı, yüzeysel, klişelerden ibaret söylemin içinde kalırsınız. Etiyen Mahçupyan söylediklerinizin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını söylüyor. Katliyen böyle bir şey söylemiyor. Asla, aksine tas tamam bunun tam tersini sizin söyledim. Sizin söylediklerinizin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söylüyor. Evet efendim. Ama sizi çok ağır eleştirdi. Hayır, çok ağır eleştirmedi. Bu yaptığım şeyin yerinde olmadığını, bir fayda getirmeyeceğini, lüzumsuz olduğunu, karşı tarafla diyaloğa hizmet etmediğini söyledi. Karşı taraf kim?
dindar İslami kesimler Türkiye'deki. Siz dindar İslami kesimlerle kendinizi dini farklılıktan dolayı mı karşıt görüyorsunuz? Onlara hitaben herhangi bir şey yoktu. Yazım, kendi alanımda paylaştığım, Facebook'ta paylaştığım yazım ifade özgürlüğünün ve nefret suçunun sınırlarına dair bir çalışmaydı. Bu çerçevede şunu söyledim. Nefret suçu kavramı dünyada zayıfları korumak için icat edilmiş bir şeydir, bir kavramdır. Nefret suçunun sınırları bellidir, bir mantığı vardır nefret suçu kavramının. Nefret suçunda söz konusu olan bir söylemden dolayı bir takım insanların zarar görmesi hadisesidir. Buna karşılık bundan yüzlerce yıl önce ölmüş bir peygamberin veya bir fikir önderinin şöyle ya da böyle yalan veya yanlış olduğunu iddia etmek ve bununla hatta dalga geçmek herhangi bir şekilde mantığın herhangi bir zorlamasıyla nefret suçu olarak kabul edilemez. Peki bunu benim anlamadığım şey şu. Evet. Yani daha doğrusu tam da bu tartışmanın göbeğinde alevliyken bunları söylemenin yararı neydi onu anlamıyorum. Yani şuna gelmek istiyorum. Bu coğrafyadaki insanlar kendilerini bir peygamber ve bir din noktasında ifade ediyorlar ve dünyada da bir sürü insan var. Siz öyle bir şey söylüyorsunuz ki bu insanların mukaddesatına inerek çok ağır bir algı olarak. Örnek eleştiri ve mukaddesata saldırı arasında fark var diyor. Kim diyor? Diyanet İşleri Başkanı. Yani diyor ki bizi eleştirin. Ama bize saldırmayın. Saldırı kelimesini burada nasıl anlıyoruz? Ben birisine ne bıçak mı çekmişim? Diyanet İşleri Başkanı. Hakaret mi etmişim? Allah Allah konuştuğunu iddia eden biri peygamber için. Allah Allah konuştuğunu iddia Evet, kendisi iddia ediyor bunu. Ben iddia etmiyorum. Ben sadece Tanrı Allah'la kontak kurduğunu iddia eden bir Arap lideri dedim. Yani siz ya bu kişinin gerçekten peygamber olduğuna inanırsınız ya da inanmazsınız. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle bir şeye inanmama özgürlüğü mevcuttur. Herhangi bir medeni bir ülkede de mevcuttur. Buna inanmamak ne demektir? Demek ki bu kişinin Tanrı'yla herhangi bir temas kurduğuna veya Tanrı'dan herhangi bir mesaj aldığına ben inanmıyorum. Hatta bu iddiayı saçma buluyorum yani gerçekten. Anlamsız buluyorum. Hatta Tanrı fikrine karşı bir küfür olarak değerlendiriyorum böyle bir iddiayı. Bunu ifade etme özgürlüğüne sahip efendim. Siz bütün peygamberlere mi karşısınız? Gerçekten Tanrı'yla herhangi bir kişinin özel bir temas veya bir diyalog kurmuş olduğuna inanmıyorum. Bütün peygamberlere karşı mısınız? Peygamberliğin bir tarihin çok ilkel bir aşamasında ortaya çıkmış bir meslek olduğunu Peki, düşünüyorum. Peki dönelim. Evet. Bugün bu peygamberlere inanan insanların olduğu bir yerde inancın evet. tartışılması sizce sağlıklı mı? İnanç tartışılabilir mi? Hiç şüphesiz tartışılabilir. Yani, tarih boyunca tartışılmışsa her şey her zaman tartışılmışsa başta Hazreti Muhammed tartışmıştır. Tarihteki önemli dini önderlerin hepsi put kırarak başlamışlardır. Put Güzel. Kırmak ne demektir? Put kırmak halkın bir derin gelenekler sonucu inandığı ve kutsal saydığı ve değerli saydığı bir takım güçlere karşı meydan okumak Sorun demektir. Şu, Onları kırmak demektir. Benim sorduğum soru bu değil. Yani yumurtayı kırmadan omlet yapamazsınız. 21. yüzyıla geldiğimiz zaman dünyada inanç özgürlüğü ve inanca saygı diye kavramlar var. İnanç özgürlüğü Hakaret vardır, inanca olmayacak. Saygı yoktur efendim. Hayır, yok öyle bir şey. İnancı kabul etmeyi dair etme demiyorum. Birinin inanmasına saygı duyulmaz mı? Bir şeyin yalan olduğunu söyleme özgürlüğümüz vardır. Eğer bu yoksa ifade özgürlüğü diye bir şey yoktur. 2 milyonlarca insanın bunlar rencide olacak olduğu bir yerde... Çok üzgünüm. Olmasalardı daha iyi olurdu. Fakat bu benim sorunum değil onların rencide Sizin olması. Sizin için bir nevrotik ezeyen müminlere... şöyle diyor Mehmet Görmez, bir nevrotik ezeyan içerisinde olduğunu söylüyor ve müminlere düşen görev şifa dilenmesidir diyor. Sizi için şifa diliyor. Müminlere bir çağrı yapıyor. Sizi ciddiye almamalarını söylüyor. Ben Mehmet Ölmez'in bu sözleri iyi niyetle söylemiş olduğunu varsayıyorum. Yani bir tür krizi önleme çabası olarak görüyorum. Yoksa içeriğine baktığınız zaman şu basit cevabı hak eder bu sözler. Eminim ki Hazreti İbrahim de Nemrut zamanında putlara karşı putları kırmak veya putları yok etmek gibi bir harekete giriştiğinde Nemrut'un kendisine söyleyeceği cümle aşağı yukarı buydu herhalde. Nevrotik bir hezeyan içindedir Hazreti İbrahim demiştir diye tahmin ediyorum. Siz de kendinizi bir peygamber yerine mi koyuyorsunuz? Hayır koymuyorum. Fakat putları kıran insanlara özel bir saygım var. Bu da bir gerçektir. Yani putları kırarak yeni bir puta dönüşme olasılığı da var ama. Her zaman risk vardır hayatta doğal olarak. Çünkü siz diyorsunuz ki hakikat uğruna kendini feda eden ne ilk ne son kişi ben olurum diyorsunuz. Doğru. Hakikat hangi hakikat? İnsanların hakikatine bu şekilde eleştiri getirmek sizce gerçekçi mi?
Gerçekçi başka şey, hakikat başka şeydir. Hayır, hakikat başlıyorum. Hakikat aşkı başlı başına hayattaki en büyük değerdir. Dindarlar da bunu arıyor. Olabilir. Onlar yanlış yolda arıyor. Ben doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Bu kadar basit. Emin olamam hiçbir zaman. Ama en azından ben buna inanıyorum. Ve bu inancımı da açıkça kimseyi kırar mıyım, üzer miyim diye düşünmeden ifade etme özgürlüğüne ve hakkına sahibim. İnsan olarak en temel hakkımdır bu. Ve ifade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün bu derece kuşa döndürülmesi, bu derece yolunması şu anda medeniyetin önündeki en büyük tehlikedir diyorum. Apaçık bir şekilde. Yani bunu da o kadar net görüyorum ki. Şunu sorsam, evet. Avrupa'nın göbeğinde Fransa'da Papa, evet. Almanya'da Papa Frankfurt'ta neredeyse yüz binlerce Alman gencine cennet vaat etti. Evet. Bunu yaşadık. Evet. Yeni Papa. Mesela çıkıp o zaman bu yönde bir şey söylemediniz. Halbuki söyleseniz çok ilginç olurdu. Birincisi Avrupa'da yaşamıyorum. İkincisi Papa'nın söylediğiyle Türkiye'de yaşayanlar arasında şöyle bir fark var. Papa bu görüşe aykırı düşünen herkesin yasaklanması ve internetten men edilmesini tavsiye etmedi. Türkiye'de bunu kim söylüyor? Amerika'daki film krizi üzerine hükümet açıkça bu siyasal derhal, bir şey ama dindarların tavrı değil bu. Siyaseten hükümet böyle bir eğilimde olabilir. Ona muhalefet edebilir. Zaten ona muhalefet ettim. Başka bir şey yapmadım ki. Benim dindarlarla ne işim var ya? Siz ona muhalefet etmediniz. Siz İslamiyet'e dair rencide edici bir eleştiri yaptınız. Arada fark var. İslamiyet'in tüm diğer tek tanrılı dinler gibi gerçeğe dayanmayan bir din olduğu diğer kanısında. Diğer dinleri de böyle düşünüyorsunuz? Evet. Çağı geçmiş ve gerçeğe tekabül etmeyen hurafeler üzerine kurulu bir inanç sistemi olduğunu düşünüyorum. Bunu eleştirmeyi ise bir görev sayıyorum. Hristiyanlık için böyle düşünüyor musunuz? Aynen. Yahudilik için böyle düşünüyor musunuz? Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunları bugün söylememizin şu anda ekranları başındaki milyonlarca insanın ruhunda bir yara açtığını düşünüyorum. Bunun ne faydası var? Ne yarar sağlıyoruz? Hakikati her koşulda ve her zaman ifade etmek gerekir. İntelektüel olarak bunu yapabilirsiniz ama bunu yüksek sesle söylediğiniz zaman ülkede kan hakikati alçak sesle değil yüksek sesle söylemek gerekir ve her zaman için hakikati bağırmak gerekir. Slow dansı değil mi bunlar? Bu ahlakın, entelektüel ahlakın temel ilkesidir. Diğeri korkaklıktır, diğeri eyyamcılıktır, diğeri putperestliktir. Peki siz şu anda bunu yaptığınız zaman mesela evinde Allah'ına ibadet eden insanın yüreğinde bir yara açtığınız zaman buradan toplumsal olarak dünya barışı olarak ne fayda elde ediyoruz? Dünya barışı değil şu anda. Toplumsal barış olarak. Toplumsal barış konusunda yani toplumsal barışa kısa vadeli bir bakış açısıyla bakarsanız toplumsal barışı elde etmenin yöntemi ayıya dayı demektir. Köprüyü geçinceye kadar bu size barış sağlar. Kısa bir süre için sağlar. Uzun vadeyi düşünüyorsanız ve hakikati düşünüyorsanız ayıya ayı diyeceksiniz. Etrafınızdaki ne kadar korkak insan varsa, ne kadar eyyamcı insan ve günü kurtarma derdinde olan insan varsa sizi eleştirir, sizi eteğinizden çekerler. Derler ki sana ya ne lüzumu var şimdi köprüyü geçerken ayıya dayı deyiver derler. Ben demeyeceğim kardeşim bu kadar. Peki ben şunu anlamıyorum. Siz evet. Mesela Kemalizm'e dair çok sert eleştiriler yaptınız. Evet. Yanlış Cumhuriyet diye de bir kitap evet. yazdınız. Ve bu Cumhuriyet'in tepeden tırnağa yanlış kurulduğunu düşünüyorsunuz. Ve bu kuruluşun hayır böyle bir şey demedim. Evet. Kitabın temel tezleri bütün verileri yanlış olduğunu da söylüyor. Bu devam edelim. Evet. Sorum şu. Yani Kemalizm'e sert, İslamiyet'e sert, bu topraktaki üretilmiş bütün değer yani karşı görüşlere de sert olmak neden? Bu topraktaki üretilmiş bütün değerlere son derece saygılı olduğumu zannediyorum. Bu topraktaki üretilmiş olan gerçek değerlere saygılı olduğumu düşünüyorum. Ben sizin gibi bir metropolün merkezinde değil, Anadolu'da bir köyde yaşıyorum. Bu köyü aslına ve tarihine uygun bir şekilde canlandırmak ve ihya etmek için yıllarımı verdim, emeğimi verdim. Türk diline zannediyorum ki herkesten daha vakıfım doğru. Ve bu dilin Türk köklerini ve tarihini ortaya doğru. çıkarmak için büyük bir emek verdim. Türkiye'nin coğrafyasını benden daha iyi bilen kimse olduğunu zannetmiyorum. Bu konuya birçok emek verdim. Türkiye'de turizmin yeni bir bakış açısıyla doğaya ve tarihe ve insana daha saygılı bir bakış açısıyla yeniden ihya edilmesi için son derece büyük değer verdim. Bu toprağın değerleri bunlardır. Ben bunlara hizmet ettiğimi zannediyorum ve hizmet etmeye de devam ediyorum. Ancak bu topraklarda en önemli eksik olan vicdan özgürlüğü, akıl özgürlüğü konusunda önümüzde iki tane canavarla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Birisi Kemalizm'dir, biri İslamizm'dir.
Bu ikisiyle mücadele etmeyi de aynı zamanda bu topraklara, bu toprakların kültürüne hizmet etmenin son derece önemli bir yöntemi olarak tüm görüyorum. Tüm dünyada baktığımız zaman, tüm evet. dünyada tek tanrılı dinlerin hem siyasette hem de toplumsal hayatta büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Evet, insanlığın ilkel bir aşamasında gerçekten öyle olmuş. İnsanların inancını, mesela Hristiyanlar pazar günü kilisesine giderler, toplu olarak bir ritüel içinde yaşarlar. Müslümanlar cuma günü namazına giderler. Bunun nesi kötü Allah aşkına? Bakın, Türkiye henüz entelektüel gelişmesinde belli bir aşamaya gelmemiş olduğu için dünyanın başka daha gelişmiş bölgelerinde yüzyıllardan beri alışılmış olan bazı şeyleri Rönesans'ı yaşamış olan ülkelerde yüzyıllardan beri insanlar ateizme alışıktır. Ateizm son derece önemli, saygı gören bir bakış açısıdır ve son 200-300 yılda dünyada özgün ve gerçekçi fikirler ortaya koymuş olan, insanlığın ileri geçmesine faydası olmuş olan, bilime ve sanata ve felsefeye katkısı olmuş olan insanların ezici çoğunluğu ateisttir. Türkiye'de henüz ateizmin açıkça ifade edilmesi korkulan bir şeydir. Siz ateistsiniz, değil mi? Efendim, doğal olarak aklı başında olan herkes gibi. Peki bir şey soracağım. Evet. Ben gerilim olsun diye şey yapmıyorum. Ateist evet. olma hakkınız var. Teşekkür ederim. Bunu ifade etme hakkım var mı? Hayır. Her yerde herkesin bunu ifade. Sorun güzel. Şu. Bu insanların kalbini kırar mı? İzin verin. Elbette evet. kırmaz. Zaten ben sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Ateistin ateizmi ifade hakkı ve özgürce ateist olarak yaşama hakkı olduğu kadar Müslümanların da Hristiyanların da bunu ifade etme hakkı. Doğal olarak ben de aynı kanadayım. Bir Müslüman ise ateist diye saldırsa hepimiz karşı dururuz. Bir ateiste saldırma hakkı yoktur. Bir Hristiyan da saldırsa. Ama sizin de bu inanç ilkeldir dediğiniz zaman... Ben nasıl saldırmışım Allah aşkına? İlkeldir ne zaman demişim bunu? Demin söylediniz. Hadi pekala. Ya affedersiniz. Tamam. Az önce ilkeldir ben diyorsunuz. Kimsenin... Siz saygı göstermeseniz size nasıl saygı göstersinler? Ben ayrıca sizin için endişe ediyorum bunları söylerken. Merak etmeyin, bir şey olmaz. Yok, bunu samimiyetle söylüyorum. Türkiye'de insanların ve dünyada büyük tehlikeler yaşadığı bir dönemde bu cümleleri kurmanın cesaret değil, kusura bakmayın ama birazcık hesapsızlık olduğunu düşünüyorum. Onlardan korkan onlardan beter olsun. Onlar kim? Saldırmayı tasarlayanlar, öldürmeyi, katletmeyi, kan akıtmayı, cinsel ilişkide bulunmayı bir tehdit olarak ileri süren bir hayli bir kalabalık var. Kuru bir kalabalıktır. Bunların sözüyle eğer hareket edeceksek bizim yaşamamamız lazım. Düşünmememiz lazım. Ot gibi yaşamamız lazım. Ben böyle bir şey yapmayı bu düşünmüyorum. Bu soruna cevap vermediniz. O kadar çok şey soruyorsunuz. Hangi birine yetişeceğimi şaşırıyorum. Hepsine sırayla. Sırayla. Bakın, ateistin yaşam tarzına veya düşüncesine saldırı Türkiye'de son derece yaygın bir davranış biçimi. Yanlış ama bu, değil mi? Yanlıştır. Dindara saldırmak. Müslümanların ne ibadetine ben karışıyorum, ne onların dinlerini yasaklıyorum, ne bunlar hapsedilmelidir, hapse atılmalıdır diyorum. Hiç böyle bir şey yaptım. Ya ben diyorum ki bu adamların düşüncesi yanlıştır. Tamam. Bunu da söylemek benim temel bir hakkımdır. Bundan yani bunun aksini iddia etmek en temel insan hakları bir konusunda şey ifade özgürlüğü konusunda hiçbir bilgi sahibi olmamak demektir. İzin verin, bir şey. Etienne Manchupian'ın eleştirisi bambaşka bir zemin. Bir daha ona geleceğiz. Ben evet. burada sizin evet. bazen sözlerinizden mesela söylemedim dediğiniz şeyleri söylediniz az önce. İki tane örnek vermek istiyorum. Evet. Bir tane de bir örnek şu. Dediniz ki aklı başında olan her insan ateisttir. Doğrudur. Şimdi siz burada diyelim ki Türkiye toplumunda 100 bin ateist var ya da 1 milyon ateist var ya da 10 milyon ateist var. Geriye kalan 60 milyona aklı başında değil demiş oluyorsunuz. Şimdi bu nezaketli değil, bu saygılı değil, bu bana sorarsanız insani de değil. Niye bunu yapıyorsunuz? Sabah, öğlen ve akşam Türkiye'de 56 senedir yaşıyorum ben. Sabah, öğlen ve akşam dindar kişiler tarafından müşriklerin, çok tanrılıların, materyalistlerin, sosyalistlerin, efendime söyleyeyim ateistlerin küfür içinde oldukları, bu insanların katledilmesi gerektiği, bunların ahlaksız olduğu, bunların yaşamaması gerektiğini söyleyen insanlarla bunu karşılaştım. Hayır fakat ben böyle bir şey demedim. Hayır ne bunların ben yaşamaması gerektiğini ve bunun yanlış olduğunu. Bakın, benim size tekrar satmak istiyorum. Az önce dediniz ki şu türden insanlar tarafından ölüm, işte din dışı falan tartışılıyor. Güzel. Ama biz bunu doğru bulmuyoruz değil mi? Ben ölümle mi tehdit ettim birisini? Özür dilerim. Onu kastetmiyorum. Peki ama ne? Ben sizin ananız babanızı bilmem ne yaparım mı dedim. Ama kafasız dediniz insanlara. Aklı başında değil dediniz. Şimdi bu ülkede insanlara bu kadar bakın, açıktan neden?
Ya bu bize İnsanların ne katıyor? Ezici çoğunluğu, büyük çoğunluğu toplumda genel geçer olan değerleri sorgusuz sualsiz kabul eder. Siz etmeyin. Bu çerçevede, bu sorgusuz sualsiz kabul çerçevesinde kendi ahlaki duygularını, kendi akıllarının ulaştığı noktaları oluşturmaya, kendi bakış açılarını oluşturmaya çalışırlar. Az sayıda insan da vardır ki toplumda bunlar sadece ve sadece hakikate meraklıdırlar. Ama yani o ne diyor, bu ne diyor, onun duygusu ne olmuş, kimin baskısı ne olmuş, bunu söylersem başıma ne gelir diye düşünmezler. Bu hakikat aşıklarının büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu Tanrı konusunda, peygamberlik konusunda bence doğru görüşlere sahiptirler. Olmayanları da var. Yani kabul et. Da var. Bakın. Bir şey soracağım size. Benim anlamadığım şey, hakikatin peşindeyim diyorsunuz. Evet. Saygı duyuyorum. Bütün filozoflar büyük oranda hakikatin peşinden koştukları için de zorlu ömürler. Buna saygı duyuyorum. Fakat bana şurada her aklı başında olan insan ateisttir dediğiniz zaman burada hangi hakikate vurgu yaptınız? Yani şunu mu söylüyorsunuz? Ateist olmayanların aklı başında değildir, bu da hakikattir. Şimdi buradan ne gibi fayda elde ediyoruz? Yani buradan biz hangi hakikati ortaya çıkıyoruz? Ben bunu şunun için söylüyorum. Bu tartışmalar entelektüel hayatta hep olur. Olması da gerekebilir. Ama üslup diye bir sorunumuz yok mu? Provoke etmek, insanları bir yaşlı teyzeyi evde sen bir ahmaksın diye rahatsız etmenin ne faydası var? Peki. Diyelim ki dediğiniz doğru olsun. Baştan başlayalım isterseniz. Bundan ne sonuç çıkar? Yani benim saygısız bir insan olduğum ortaya çıkar diyelim ki. Bunu niye yapıyorsunuz? Peki terbiyen buna müsait diyelim mesela. Ama ben sizin fikirlerinizi özgürce ifade etmenizi isterim. Türkiye'deki tamam. Herkes gibi. Nitekim ediyorum. Teşekkür ederim. Şey yapmayalım istiyorum. Sizin kılınız... Tamam ya bundan ne sonuç çıkar? Kılıma zarar gelmez merak etme. Hayır sizin değil hiç kimseye gelmez. Bakın tamam. Hrant Dink güvercin tedirginliğindeyim dedi ve öldürüldü. Evet. Dolayısıyla ben güvercin tedirginliğinde değilim. Aziz Nesin, olmaya da niyetim Aziz Nesin yakılmaya kalkıldı. Evet. Ve bütün bunların ben şuna inanırım ki bizim gibi düşünmeyen her kim olursa olsun eleştiririz ama onlara zarar vermememiz gerekir. Ama öyle anlar vardır ki bu kadar hassas konuları tartıştığımız zaman neden toplumsal gerilimi bilerek ve isteyerek üslup sorununu kabul ediyor musunuz? Hayır kabul etmiyorum. Fakat diyelim ki kabul ettim. Bundan herhangi bir sonuç çıkmaz. Hoşunuza gitmiyorsa dinlemezsiniz olur biter. Doğru. Yani kimsenin seven nişanını dinlemek zorunluluğu yok. Doğru. Yeterince insan dinliyor zannediyorum. Zannettiğinizin aksine yani ben dikkatle izledim. Bana çeşitli internet vasıtasıyla zannediyorum 10 binin civarında mesaj geldi. Twitter'ı izledim çeşitli medyada. Sevgi mesajları mı? Şöyle yaklaşık %15 ila 20 son derece yoğun, son derece sıcak sevgi mesajı geldi. %15 civarında eleştiren, ayıplayan fakat bunu saygı ve sevgi çerçevesinde yapan son derece aklı başında mesaj geldi. Bir de geriye kalan bir %70 civarında bir kesim var ki doğrusunu isterseniz usluplarından veya yaklaşımlarından çıkardığım kadarıyla dinlenmeye değer bir kesim değil. Yani benim rating derdim yok. Ben politikacı değilim, oy almak gibi bir derdim yok. Kalabalığın hangi tarafta olduğu beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Kendinizi Anadolu'lu mu hissediyorsunuz? Doğrudur, evet. Peki Anadolu coğrafyasında yaşayan insanların birçok kutsalları olduğu konusunda hemfikir zaten. Maalesef, haddinden fazla, evet. Maalesef mi denir yoksa kültürler böyle mi oluşur? O da tartışılır. Yani kutsalları olması toplumu geri götürecek diye bir şey yok mu? Kutsalları olması toplumda belli bir istikrarı sağlayan bir balans ögesidir. Bir toplum her zaman dinamizmle denge arasında gidip gelmek zorundadır. Türkiye'de eksik olan şey dinamizmdir. Türkiye'de eksik olan şey özgür düşüncedir, değişik düşüncedir. İnsanları ve toplumu bir adım ileriye götürecek olan özgün düşüncedir. Bir şey söyleyeyim mi? Şu dakika itibariyle Twitter'da size ve bana eşit oranda küfür geliyor. Bu da nasıl bir ortamda olduğumuzu ben düşünce özgürlüğü adına belli bir aklı başında insanların çoğu böyle durumlarda tweet falan atmazlar. Düşünürler. Kararsız kalırlar. Kendi vicdanlarında ikiye bölünürler. Twitter'da yazanlara onlara da aklı başında değil dediniz. Yakından tanıyorum. Yani ne tür tweetler de geleceğini gayet iyi tahmin ediyorum. Ama herkese aklı başında değil derseniz yani doğal bir tepki olmaz mı bu? Yani olur peki olsun ne olur. Bundan ne çıkar onu anlamaya çalışıyorum. Ha, öyle bir tablo oluyor ki Türkiye'deki herkesin aklı başka yerde bir tek sizin aklınız başınızda gibi. Doğru değil efendim ben demin size oranları söyledim.
%15 ila 20 civarında. Egosantrik bir durum var mı sizce? Yani ben kendimi çok seviyorum mu diyorsunuz, yoksa ben bir tür filozof gibi Ya umurumda değil diyorum babacığım. Umurumda değil diyorum. Anlatabiliyor muyum? Umurumda değil. 56 senedir okuyorum, tartışıyorum, düşünüyorum. Bundan çıkardığım bir takım sonuçlar var. Bu sonuçları değerli bulan, zannediyorum 10 bin civarında bir okuyucu kitlem var. 10 bin civarında okuyucu kitlemle bir takım görüşler paylaştım. Bu görüşlerin amacı, bu görüşlerin özü... 10 bin aklı başında insan, kalanlar değil. Hayır efendim, 10 bin beni okuyan ve değer veren insan. Bu paylaştığım görüşlerin özü, İslam'ın eleştirisi ya da İslam'a hakaret edilmesiyle alakası yoktu. Bir uzun bir yazıda, önemli bir yazıda, akılcı bir takım şeyler söylediğim bir yazıda bir cümle üzerine gittiler. Anlatabiliyor muyum? Bir şey soracağım. Yani kendi bilecekleri bir şey soracağım. Agos ilginç bir gazeteydi. Hı. Üzerine çok tartışma oldu. Siz de bir dönem yazarlığını yaptınız, değil mi? Yanlış mı biliyorum? Agos size açıktan bir tepki gösterdi. Mesela bunu nasıl hissettiniz? Biliyorsunuz Ermeni toplumunun yüzyıllardan beri en temel içgüdüsü korku olmuştur. Yani sizi feda edip kendileri kenarda mı durdular? Yoksa sizin gibi düşünüyorlar? Aman başımıza bir şey gelecek duygusu. Yoksa size hak verdiler mi düşünüyorsunuz? Ermeniliğin en temel özelliklerinden biri olmuştur. Ben de kendimi bildim bileli çok genç bir yaştan itibaren bu şeye, duyguya karşı büyük bir tepki yaşadım. Yani neden korkak olayım, neden mağdur olayım, neden aman konuşmayalım ama başımıza bir şey gelin. Ben öyle biri değilim. Söylediğinize karşı tepki gösterdim. Dandır dungur konuşmayı tercih ediyorum. Güzel arkadaş. Ama size gösterilen tepki öyle bir tepki değildi. Neydi? Yani size tepeden bunu bahane ediyorsun. Bu filmi bahane ederek nefret türünde bir söylem zemini oluşturuyorsun. Hayır dediler. Böyle bir şey denilmedi. Bir ne daha dediler? Okuyunuz. Ne dediler? Yersizdir, gereksizdir dediler. Diyaloğu kopartır dediler. Etienne Mahçupyan'da sizi aradı mı bu meseleden sonra? Direkt olarak konuşmadık ama biz haberleşiriz. Yani şey değil. Televizyonda çıktı ve dedi ki Sevan Nişanyan'ın yazısı son derece doğru tespitleri olan bir yazıydı. İçinde nefret suçu yoktur. Ancak ziyan edilmiş bir yazıdır dedi. Bakın, ziyan edilmiş doğru dedi. Tespitler dediği yerler bu sözcükler değildi herhalde. Özgürlük üzerine olan bölümler. Doğru ama o bir cümlede sonra... argümanın kaçınılmaz bir bölümün parçasıydı. Bu bir. İkincisi yazısında, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında, çünkü Zaman Gazetesi'nde belirli bir kesime hitap ediyor Etienne Mahçupyan. Kendince haklı nedenlerle, kendince başka bir diyalog içinde, bir çevre içinde. O da mı içinde. İdareyi maslahatçılık yaptı? Hayır, başka bir açıdan yaklaşıyor. Onun derdi belli bir kesimi, dindar bir kesimle bir diyaloğu tutturmak ve bana diyor ki senin bu sözlerin bu diyaloğa fayda vermez, zarar verir. Dindar kesimle bir diyaloğun olması yüzyıllardır burada yaşanan sıkıntı dediğiniz sıkıntıyı ortadan kaldırmaz mı? Bir yaklaşımdır bu. Bence ben Etienne Mahçupyan'ın yaptığına son derece saygı gösteriyorum. Doğru bir şey yapıyor, önemli bir şey yapıyor, iyi bir şey yapıyor. Ben onu yapmıyorum, ben başka bir şey yapıyorum. Peki, siz evet. Türkiye'de en popüler olduğunuz zaman aile içi bir tartışmadaki yönteminiz ve feministlerin ayağa kalkmasıydı. Şimdi bu gündeme nasıl geldi? Biz medyadan okuduk, doğruysa doğru deyin, yanlışsa yanlış deyin lütfen. Çünkü ben doğrusu size sormak zorundayım. Ayrıldığınız eşinizle bir tartışma sırasında sizin bir kavanoza insan dışkısı doldurup kafasına attığınız söylendi. Ve ardından da feministler ayağa kalktı. Çünkü sizi Etienne Mahçupyan'ın genel yayın yönetmenliğinde ki gazeteden kovmadılar. Hı hı. Görevinize son vermediler. Doğrudur. Bir kere bir, bu içinde bir şiddet içeren bir tavır değil mi? Neden bu şiddeti taşıyorsunuz içinizde? Kadına hakaret olayın mi? Arka planını bilmeden ileri geri konuşmayı cehaletin tipik bir kim örneği olarak görüyorum. Bir. İkincisi, bu konunun gündeme getirilmesi biliyorsunuz sizin de mensup olduğunuz medya grubunun önde gelen iki şahsiyeti tarafından gerçekleştirilmiş bir hadisedir. Yanlış Cumhuriyet kitabımın yayınlanmasından 2 veya 3 gün sonra bu konuyu gündeme getirdiler. Bunun da ben masumane veya iyi niyetli yapılmış bir iş olduğunu. Bu bilgi doğru mu değil mi? Önemli olan bu. Bilgi tek yanlı olarak alındığı zaman yani şunu siz kendi başınıza olduğunuz zaman özel hayatınızda
kamuoyuna yansıdığı takdirde sizi mahcup edecek hiçbir şey yapmadınız mı? Ya hepimiz yapmışız. Hepimiz yapmışız. Ama bunun sızdırılması bir... Bunun sızdırılması ve bunun tek yanlı bir şekilde sızdırılması ve bunun bir linç kampanyasına dönüştürülmesi buradan hiç şüphesiz bir... Buradan ne gibi özel hayatın sızması kötüdür, doğru. Şudur, ama yanlış Cumhuriyet... niye ayaklandı size? Yanlış Cumhuriyet adlı kitabımın esas muhatabı olan kesim Türkiye'de batılı zihniyete sahip olan, batılı bir eğitim almış olan kesimde onlara hitaben yazılmış ve onlara hitaben ciddi bir takım soruları gündeme getirmeye çalışan bir kitaptı. Bu kitabın o zümreye... Eylem doğru mu? O zümreye... Ya bu eylem yapıldı mı gerçekten sizin tarafınızdan? O sizi ilgilendirmez. Hayır, kim sizdir? Hiçbir şekilde ilgilendirmez sizi. Zerrece ilgilendirmez. Peki feministleri niye ilgilendirdi? Onları da ilgilendirmez ayrıca. O zaman nasıl tepki verdi? Ayrıca da o eşimle hala son derece samimi ve sıcak ve yakın bir diyalogumuz vardır. Yakın arkadaşız, iş ortağıyız. Kim provoke etti? Çocuklarımın onu? Annesidir. Kim provoke etti? Sizi ilgilendirmez. Hayır, sizi zerrece ilgilendirmez. Hanımefendiye sormadım. Bunu sızdırarak bunu kim provoke etti? Zannediyorum Genelkurmay veya ona ona benzer ben bir takım kuruluşa yapılmışlar. Ben sizin özel ilgili değilim. Bunu da doğru bulmam. Evet. Ama şununla ilgiliyim. Siz diyorsunuz ki bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Benim kitabıma yönelik bir operasyon. Doğrudur. Dolayısıyla bu kolay elde edilecek bir bilgi değil. Evet. O yüzden soruyorum. Evet. Kim yaptı bunu? Eğer hatırlarsanız bu konuyu gündeme getiren, gündeme taşıyan... Bir dakika. Çünkü Rütük var reklama girmem lazım. Dönüşte cevap verin. Tamam. Çünkü sevgili seyirciler, o süreçle ilgili Sevan Bey'in tabii ki en doğal hakkı gerçeği bize söylemek istediği kadarını söyleyecek. Reklamlardan sonra onun cevabını alacak ve ben kendisine bir tek soru soracağım. O da şu, bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyor musunuz? Toplumla barışmak adına ya da sözleri telafi etmek adına özür dileyecek misiniz? Yoksa sözlerinizi arkasında mı sileceğim? Çünkü dönünce iki dakikam kalacak ama bu iki soru ve cevabı önemli. Kısa bir anlamdan birlikteyiz. İki sorum vardı. Bir tanesi az önce hani bu komplo dediniz. Yanlış Cumhuriyet kitabı ile ilgili bir komplo dediniz. Benim kafamdaki soruları reklam arasında biraz konuştuk onu yanıtlar mısınız? Nasıl bir komploydu, ne oldu? Siz Kemalizm'e dair derin eleştirilerde bulunuyordunuz. Evet. Kitap çıktı. Ve bundan iki gün sonra başta Ertuğrul Özkök ve peşinden Ahmet Hakan olmak üzere olaydan hafta aylar önce olmuş bir hadiseyi gündeme getirerek bir linç kampanyası başlattılar. Sistemli bir linç kampanyası başlattılar. Bu bilginin serz edildiğini söylüyorsunuz siz. Evet. Kim tarafından? Bilemeyeceğim. Ama kasıtlı olduğunu düşünüyorsunuz. Kasıtlı olduğunu düşünüyorum tabii. Kitapla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kitapla ilgili olduğunu kitabın gücü azaltılsın diye. Kesinlikle. Ve başarılı bir operasyondu. Yani takdir etmedik kitabın değil. Gücü azaldı mı ki? Kesinlikle. Kitabın esas hitap ettiği kesimde, esas hitap etmeye çalıştığı kesimde mutlak bir antipati yaratıldı, bir önüne bir set çekildi. Dolayısıyla Yanlış Cumhuriyet kitabını hemen hemen tümüyle ve sadece İslami veya İslamcı kesim okudu ve onlar takdir etti. O taraftan çok övgü aldım. Buna karşılık kitabın esas diyaloğa çağırdığı, esas ringe çağırdığı kesim Türkiye'deki modern sayılan yahut da batılı eğitim almış olan kesimde esas ben onların aklını çelme çabası içindeydim. Diyalog kurmak çabasındaydım. O zaman diyaloğu önemsiyorsunuz. Tabii ki önemsiyorum canım. Önemsemeyen insan mı var? Ama kimle diyalog yapacağım ve ne zaman ve hangi koşullarda yapacağım? Bugün Yanlış Cumhuriyeti Türkiye'yi yeniden duyurduk. Belki yeniden bir diyalog olur. İnşallah. Tabii ki yani ben Yanlış Cumhuriyet'in önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle de Türkiye'de batılı olan, batılı kendini batılı sayan kesimin Türkiye'nin 20. yüzyıl geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Son 30 saniye girdiğim için deminki soruyu Erol Günaydın'a da gönderme yaparak size sorayım. Tiyatroda bazen sürçülisan ettiysek affola derler. Aslında o amacı aşan bir ifade varsa da aramızda kalsın manasında söylenir. Sizin düşünce özgürlüğünüzü savunmak için elimden gelen her şeyi sonsuza kadar yaparım, yapacağım da. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda yanlış anlamaları da ortadan kaldırmanın da gerektiğini düşünüyorum. Siz ya bir sürçülisan oldu, bunu yeniden söylerim mi diyorsunuz? Yoksa tam da aynısı kelimeleri kullanıyorum mu diyorsunuz? Saldırı altındayken geri adım atma diyorum. Şöyle bir şey olsa, saldırılar dinse yeniden kendi yazgıları düşünür müsünüz? Dindar olan ve İslami inanca sahip olan birçok insanla yakın bir diyaloğum var. Yıllardan beri var. Bu diyaloğa da değer veriyorum. Ama bu değer hakikat bahasına olamaz.
Anlatabiliyor muyum? Peki. Sevgili seyirciler, insanlık düşünce özgürlüğü adına çok bedel ödedi. Ve dolayısıyla da ben düşünce özgürlüğünün tam da bizim ülkemizin en çok ihtiyacı olduğu günlerde olduğumuzu düşünüyorum. Sevan Bey'in şu tarafını teslim etmemiz gerekiyor bir kere. Türkçe'ye dair ben öğrendiğim pek çok sözcük kaynaklarının temelini çok da hoş bir kitaptır. Küçük de bir kitaptır. Adam Yayınları'ndan çıkmıştır. Ondan Türkçenin soy ağacıdır, değil mi? Sözlüğün soy ağacı. Sözlerin Adam soy ağacı. Yayınları geçeli yıllar biliyorum. Oldu. Everest. İlk bende o var. Yani, yok yok. Everest'teki Ali Yeni. 5. baskıyı aldım. 5. baskı çok güzel. Gelişti mi? Çok. Peki. Türkçe'ye büyük emek vermiştir. Türkiye'nin çok ilginç beldelerini bize tanıtmıştır. Oteller kitabı hayatımıza ilginç değerlendirmeler yapmıştır. Türkiye'ye dair çok şey öğrendik. Bütün bunları bir kere bilin. Öte taraftan Sevan Bey, hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız ne söylerse söylesin, bence söylemesi için hepimiz mücadele etmeliyiz. Benim amacım da bugün kendisini davet etmemin nedeni, Türkiye'nin düşünce özgürlüğüne ihtiyacı olduğu günde ne düşünürse düşünsün burada söylemesi idi. Söyleyebildiğini kadar söyledi. Çünkü biraz bizim programı zamanında dar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde başka makaleleri başka konularda tartışmak için davet ederiz. Kendisi de eğer gelirse mutlu olurum. Çok ben teşekkür olur. Ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada bizden sonra tam da diyalog gereken bir ortamda 4 siyasi partinin sözcüsü Ahmet Hakan'la buluşacak. Bence o da son derece ilgi çekici. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ne olur küfür etmeyin, fikir söyleyin. Türkiye'nin küfre değil, fikre ihtiyacı var. Yarın akşam İsmail Küçükkaya burada olacak. Buluşmak üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.